Beyler bayanlar selamlar. Yeni bir NFT oyunu ile karşınızdayım ve çok güzel kazandıracak gibi duruyor. Tabi emek gösterene böyle eskisi gibi işte arada bakayım rice gibi günde bir claim yapayım değil. Bunda ne kadar çok emek gösterirseniz kazancınız o kadar fazla olacak gibi ve fiyatı dengelemek adına kendileri çok güzel bir sistem kurmuşlar. Ama çalışıp çalışmayacağı konusunda emin değilim. Çünkü ilk defa görüyorum bu sistemi. Büyük ihtimalle de ilk kullanan oyunlardan. Peki ne mi bu oyun? Hadi gelin şimdi tüm detaylarıyla birlikte inceleyelim. Oyunumuzun ismi Sunflower Farmers arkadaşlar ve Matikan'da oynayabiliyorsunuz. Yani ne demek oluyor bu? Güzel haber. Yaptığınız her işlem için hayvan gibi para ödemenize gerek yok. Matik biraz yükselmiş olsa da yaklaşık 7-8 sent civarında bir para ödüyoruz. Ve bunu sürekli ödemek zorunda mıyız? Şimdi size tüm detayıyla başlayacağım. Oyuna ilk girdiğinizde karşınızda böyle bir ekran olmayacak. Diyecek ki size, bu oyuna başlamak için şu tutarı aşağıdaki seçeneklerden 3 tanesinden bir tanesini seçerek bağışlamalısıklarına göre kendilerine de gidiyor para. Bağış yapıyoruz ama ne kadar doğru onu bilmiyorum. Mutlaka da şu tepede 0,3 yazacak. Onu 0,1'e dönüştürün arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Oyuna başlamak için 0,1 matik yeterli. Yani matik en son 3, 2 küsür dolardı, 3 dolar deseniz 30 sente bu oyuna başlayabiliyorsunuz. Ve 30 sente başladıktan sonra da arkadaşlar arada bir fee ödemeniz gerekiyor. Yani günlük 10 saat oynasanız bile size çıkacak yaklaşık olarak fee 80 cent 1 dolar desek bir ay boyunca bu oyunu oynasanız toplamda 30 dolar ödeyeceksiniz ki 30 doları neler 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 kazanacaksınız arkadaşlar o sırada. Fee'yi ödediniz, oyuna girdiniz ama oyunda ne yapacağız? Ne yapmanız gerekiyor? Gelin White Paper'da detaylı inceleyelim şimdi. Oyunumuz çok basit arkadaşlar. Şurası sizin sağ tarafta çiftliğiniz. Ve şuradaki her bir alan sizin sebze dikebileceğiniz yer. Sebzeyi diktiğinizde sizin hemen sağ taraftaki gold'dan alır ve diktiğiniz sebzeye göre sayaç başlar. Ve o sebzenin üstüne tekrar olgunlaştığına tıkladığınız zaman sebzeyi alır, otomatik olarak kendisi satar ve kazancını sizin bakiyenize yansıtır. Tüm sebzelerin maliyetini, satış fiyatını ve ne kadar sürede büyüdüğünü de burada görebilirsiniz. Şimdi hemen buradan araya giriyorum. Başlayacak arkadaşlar için burası önemli. Şu anda en mantıklı yapılabilecek hareket arkadaşlar pumpkin dikmek. Çünkü arasındaki orana baktığınızda pumpkin ettiğinizde iki katını kazanıyorsunuz. Tamam, Sunflower'da da iki katını kazanıyorsunuz ama dakikada bir buna tıklamakla uğraşamazsınız. Gerçekten yorulursunuz. En azından pumpkin bir saatte bir veriyor. Ve diğer yapabileceğiniz en mantıklı hareket ise eğer bir saatte bir bakamayacaksanız da 8 saatliği dikmek. Ama 8 saatliği dikerken ek bir şey daha kaçıracaksınız. O ek bir şeyi de oyunla ilgili sistemi anlattıktan sonra göstereceğim ki kafanız karışmasın. Şimdi bu oyunun güzel yanlarından bir tanesi de ekonomisindeki bu halving denilen sistemi. Halving ne demek? İkiye bölmek demek. Bunu bazı coinler kullandı, yine başka uygulamalar kullandı. Ekonomisini daha stabil tutabilmek için. Bu oyun ne yaptı peki? Dedi ki, ya benim toplam işte piyasadaki dolaşımdaki token'ım eğer 100 binin altındaysa siz Sunflower Harvest ettiğinizde 0,02 alacaksınız dedi. Biz zaten arkadaşlar şu ilk kısmı kaçırdık. Çok güzel kazandırıyormuş. Artık önemli olan şurası. Biz şu anda bu aralıktayız ama 500 binini de geçmek üzere. 500 bini geçince ne olacak? Fiyat yarıya düşecek. Ama şimdi arada bir de fark var arkadaşlar. Ondan sonraki limit neresi olacak? 1 milyonu geçince de yine 5 kat daha düşecek. Yani 1 milyona kadar olabildiğince oynamanız gerekiyor. Ondan sonra bu olayın iyi ve kötü yanını söyleyeyim size. Eğer dolaşımdaki arz arttığında, çıkan miktar yarıya düştüğünde olabilecek iyi şey fiyat değerlenir. Siz fazladan çıkarttığınız için elinizdeki normalde 1 ediyorken iki katına satabilirsiniz. İki katı örnek olsun diye bu arada. Artık o piyasadaki değişime göre farklılık gösterebilir. Ya da ya bu ne iş ya deyip insanların oyuna bırakma sebebi de olabilir. Ben bu riski alıp oyunu oynamaya başladım. Önümüzdeki zamanlarda göreceğiz bakalım. Bu oyunun ekonomisiyle ilgili daha detaylı bilgiye de bu white paper'dan ulaşabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta ise bu oyuna başladığınızda eğer buradaki bitkileri diktiğinizde alış ve satış fiyatınız farklı olacak. Şimdi siz tam 499 binde ken satın aldınız diyelim. Dolaşımdaki miktar 499 binde
gidecekken gittiğiniz 50 dolara bunu satın aldınız. Hesaplaması kolay olsun. Tamam mı? Normalde size gelecek olan ne? 80 dolar değil mi? Hop 500 bine çıktı. Daha siz bunu harvestlayamadan 500 bin üzerine çıktı. Ne olacak? Halving yapılıyor. Yarılama etkinliği yapılıyor. Ve bu sebepten dolayı 80 dolar yerine 40 dolar alıyorsunuz. Siz 50 dolar ektiniz, 40 dolar aldınız. 10 dolar zarardasınız. Bu arada burada hep dolar dolar diyorum. White Paper'da da dolar 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 diye geçiyor. Benim de biraz önce yaptığım hatalardan bir tanesi. Dolar değil bu. Oyunun token'ı arkadaşlar. Onu da birazdan göstereceğim zaten. White Paper'ın devamında da zaten siz de kendiniz de okursanız arkadaşlar, hem buradaki neler olabilir, en kötü ne gidebilir, şurada biraz önce benim söylediğim etkinliği söylemiş. Örneğin 1 dolardan 1 SFF'den aldınız ve supply yükseldi. Supply yükseldiği için halving etkinleştirildi ve harvest'ınızı 0.2'ye sattınız. Bu da ne oluyor? 0.8 zarar ettiğinizi gösteriyor arkadaşlar. O yüzden bu değişimlere dikkat edin. Bu değişimleri de nereden takip edebileceğinizi ben aşağıya link bırakacağım. Hemen şurada şunu yenileyelim örneğin. Ne durumdayız bakalım. Şu anda 1832 adres de var ve toplamdaki dolaşımdaki miktar arkadaşlar 416.000 tane var. Yani daha yaklaşık 84.000 tane daha var diyebiliriz. Oyunda diğer yapabileceğiniz şeylerden bir tanesi de craft arkadaşlar. Ben bir iki tane craft yapmayı denedim. Daha doğrusu craft dediğimiz şey, ilk balta yapıyorsunuz. Şuradan adım adım size göstereyim. İlk balta yapıyorsunuz. Baltayı bir token alıyorsunuz. Ardından bir baltayla odun kesiyorsunuz ve odunlar size arkadaşlar, ağaç kesiyorsunuz. Odun kesmek yanlış bir deyim. 3 ile 5 arasında odun veriyor. Şimdi o odunu biriktirdikten sonra 5'e ulaştıktan sonra bu sefer pickaxe yapıyorsunuz. Onunla taş çıkartıyorsunuz. Çıkarttığınız taş ve odunla stone axe yapıyorsunuz. Stone pickaxe yapıyorsunuz. Ardından iron pickaxe çıkıyorsunuz. Böyle adım 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 yükseltip en sonunda da buradaki NFT tarzındaki şeyleri üretebiliyorsunuz. Buradan baktığımız örneğin yılbaşı ağaçlarının ne kadara gittiğini görebilirsiniz. Sunflower'ın sayfasına girdiğinizde işte ne kadarlık bir trade hacmi olduğunu, kaç tane eşya olduğunu, kimde sahip olduğunu, en düşük floor price'ını vesaireyi görebilirsiniz arkadaşlar. Benim size tavsiyem craft'a şimdilik bulaşmayın. Belki ilerisi için çok güzel bir yatırım olabilir. Ama siz direkt para kazanma amacıyla bu oyuna giriyorsanız elinizdeki verilere bakın, ekip biçin. Yani bu örneğin oyunda yumurta yapılıyordu. Bu yumurtanın neyde kullanılacağını, ne kazandırdığını bilmiyorum. 10 taneye alıyorsunuz chicken. Size sürekli yumurta veriyor. Yumurtayı ondan sonra altına dönüştürüyorsunuz. Bu NFT olarak dönüştürebiliyorsunuz bunu tabi. Satılıyor mu satılmıyor mu, ileride ne olacak bilmiyoruz. Belki çok güzel bir kazançta olabilir. Bu sizin tamamen kendi tercihiniz olacak arkadaşlar. Gelelim oyuna. Oyunda nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Şimdi ben seviyemi arkadaşlar 4'ü yükselttim. Bir sonraki seviye, yani en üst seviyeye çıkmak için 500 tane token'dan istiyor. Ya dedim gerek yok buna, o kadar da yapmayacağım dedim. Sizin direkt farmınız da bu şekilde hazır olacak. Ama şu köşedeki yerler kapalı olacak. Siz de sadece bu ortası başlangıçta açık olacak. Ve birinci seviyede olduğunuz için her şeyi de ekemeyeceksiniz. Şimdi şuradan tekrar Plant Guide'a bakarsak, Pumpkin ekebilmek için örneğin level 2'ye yükseltmeniz gerekiyor. Karnabahar ekebilmek için level 3'e, bu havuç muydu? Turp. Ha. Turpu ekebilmek için dördüncü seviyeye yükseltmeniz gerekiyor farmınızı. Ondan önce yapamıyorsunuz. Yani siz oyuna hiçbir para yatırmadan başlamak istiyorsanız, yapmak istiyorsanız arkadaşlar, bunlarla sürekli olarak para biriktirmeniz gerekiyor. 1'den 2'ye geçmek zaten çok zor bir şey değil. 0.8 gibi bir şey istiyordu. 2'den 3'e geçmek 10 istiyor. 3'ten 4'e de geçmek arkadaşlar 100 tane oyunun tokenından istiyor. Peki ne yapıyoruz? Hemen şu sağ taraftan ekmek istediğiniz sebzeyi üstüne tıklıyorsunuz arkadaşlar ve seçiyorsunuz. Şurada dikilmiş olanları toplayacağım ve topladığım gibi bakın gördüğünüz üzere bana parasını veriyor ve üstüne de patates ekiyorum. Ve patates ektiğim gibi bu tarlamda herhangi bir değişiklik yaptığım gibi hemen şu solda bir sayaç başlıyor arkadaşlar. Oyunun en önemli kısmı burası, aman dikkat edin. Tarlanızda değişiklik yaptığınız anda bu sayaç başlar. Bu sayacın süresi 25 dakikadır. Yani siz ilk şuna tıkladığınızda, herhangi bir değişiklik yaptığınızda 25 dakikalık süreç başlar. 25 dakika içinde oyun içinde istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Yani ben örneğin bu 5 dakikalık patateslerden 4 kere daha ekip ondan sonra uzun süreli bir şey daha ekeceğim. Ve 25 dakika olmadan o oyunu kaydedeceğim. Eğer kaydetmezseniz arkadaşlar 25 dakikalık şey gidiyor. Yani bu yaptığım hiçbir değişikliği kaydetmiyor. En son ne zaman oyunu kaydettiyseniz
O zamandan devam ediyor. Ve bu kayıtlar gerçekten de kayıt arkadaşlar. Nasıl kayıt? Blockchain'e işleniyor. Hatta şuradan bakabilirsiniz. Benim en son kaydettiğim şey arkadaşlar bu. Ve her kaydettiğinizde oyun sizden belli bir matik alıyor. Oyun almıyor aslında. Matik ağı alıyor arkadaşlar. Yanlış bilgi de vermeyeyim. 8 cent gibi bir ücret ödüyorsunuz. Genel mantığını anladınız. Oyuna giriyorsunuz. Ek biç, ek biç, ek biç. Ama bu sefer süre sınırınız var. 25 dakikada bir yapmanız gerekiyor. En mantıklı kazanç ise arkadaşlar bal kabağı ve patates üstünden yürümek. Yani benim size tavsiyem direkt bu olur. Birazdan zaten hesabını da göstereceğim. Ektiğiniz her şey hazır halde değil mi? Yapmanız gereken şey ne olacak biliyor musunuz? Patatesi ektiniz. Süreç başladı. Yukarıda 25 dakika başladı. Topladınız, bir daha ektiniz. Topladınız, bir daha ektiniz. 25 dakikada 4 tane ekebiliyorsunuz. Ardından da onun süresi dolduktan sonra hemen geçin bal kabağına arkadaşlar. Kabağı diktiniz ve buradaki süreyi dolmadan önce save'e basın. Çünkü bazen hata olabiliyor. Server saatiyle sizin bilgisayarınızın saati uyuşmayabiliyor ve uyuşmazsa o yaptığınız yarım saat boyuncaki etkinlik çöpe gidiyor. Kaydetmiyor. En sonki save'den devam ediyor arkadaşlar. Ne dedik? Bal kabağında ektik ve save'e tıkladık. Save'e tıkladıktan sonra tamam artık rahatız. Bir saat sonra tekrardan oyuna bakacağız. Ve aynı süreç devam edecek. Bal kabakları yetiştiğinde bal kabaklarını toplayacağız. Patates ekeceğiz. Bir daha patates, bir daha patates, bir daha patates, sonra yine bal kabağı diye böyle bir düzen kuruyorsunuz arkadaşlar ve bu düzenle şu anda ne kadar kazanıyorsunuz? Hemen ona bakalım. Şuradan ben şöyle bir tablo yaptım sizler için ve oyunun token da giderek yükseliyor arkadaşlar. Ben normalde bu tabloyu yaptığımda 60 centti. Şu anda 1 dolara kadar çıktı. Ve size şöyle şurayı güncelleyeyim. Güncelleyecek şekilde bırakmıştım. Ne dedik? Birinci seviyedesinin ekebileceğiniz alanları bakın buraya yazdım. Aynı şekilde 25 dakikalık patates ekme periyodunu anladınız. 25 dakikada toplamda 4 tane patates ekebiliyoruz. 5'e çıkarsak 25 dakikayı geçiyor. Süreyi kaçırıyorsunuz. Olmaz. 4 dakika yapmanız gerekiyor. Ve buradan da hangi seviye farmınız varsa toplamda bu 25 dakikada kaç tane patates ekebileceğinizi gösterdim. Ve patatesin gelirini buraya ekledim. Tabi patatesin geliri arz 500 binden azken böyle. Bir de bir sonraki tabloda dolaşımdaki miktar 500 binden fazlayken de buraya bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani yarı yarıya düştüğünde ya da kazancınızı direkt ikiye bölersiniz. Aynı şey de çıkar aslında. Birinci aşama tamam, patatesleri ektik. Bir de aynı şekilde kabağı yaptım arkadaşlar. Kabağı birinci seviyeyi kapattım. Çünkü kabağı birinci seviyedeyken ekemiyorsunuz. Sadece patates ve mısır mıydı? O en dandiklerinden yapmanız gerekiyor. Neyse. İkinci seviye, üçüncü seviye, dört, beşin hepsini burada ne kadar ekilebileceğini, kaç tane olacağını ve size token bazında ne kadar kazandıracağını görüyorsunuz. Şu ikisi 1,5 saatlik oynayışta, yani şu aşağıda toplamını yazdım zaten. Token bazında ne kadar kazanabileceğinizi gösteriyor. Bunu da token'ın dolar bazındaki miktarına çarptığımızda 1,5 saatte kazanabileceğiniz miktarı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, ben şu anda 4. seviyede yaklaşık olarak 1,5 saatte 2,16 dolar gibi para kazanıyorum. En mantıklı, en hızlı hareket ve en az fee ödeyeceğiniz şey de bu. 8 cent kadar bir fee de ödüyorsunuz. Onu da düşmüş hale. Eğer dolaşımdaki miktar, şuradaki miktar arkadaşlar neredeydi bulamadım. Şurası 500 bini geçtiğinde de kazancınız şuradaki gibi olacak. Ama bu sefer ne olacak? Daha az çıkıyor. Bunun daha değerli olması gerekmiyor mu? Evet. Yani normalde öyle olması gerekiyor. Bakalım 500 bin üstüne çıkınca neler olacak, neler bitecek. Evet, bütün video bu kadardı arkadaşlar. Umarım bol bol kazanırsınız. Ben oyuna başlayalı kaç gün oldu? 2,5 gün oldu. Bunu deneyip atmam gerekiyordu. Boşu boşuna öyle ben her yere gelen videoyu ve hatalı bilgilerle size aktarmak istemiyorum. Üzerine özellikle çalışıyorum. Burada ilk atmak önemli değil arkadaşlar. Düzgün bir projeyi doğru bilgilerle sizlere aktarmak önemli arkadaşlar. Yoksa ilk attıktan sonra ben size her gün 50 tane de proje atarım. Yani kimsenin işine yaramaz. Onun yerine gidin bakın, zaten bir sürü projeleri paylaşan yer var. Neyse bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.